Herkese merhaba, 2018 Uluslararası İstanbul Open Satranç Turnuvası yaş kategorilerine ait ikinci gün değerlendirmem ile karşınızdayım. İkinci gün sporcular 3 tur oynadılar. Ben de sizler için oynanan bu 3 turdan, canlı masada oynanan maçlardan 17 tanesini seçtim. Paylaşımda bulunmak istiyorum. Hemen ilk seçtiğim örnek ile, örnek maç ile incelememize başlayalım. Karşınızdaki konumda, Beyazlar berrak akkaya, siyahlar Talha Yiğit Doğan. E siyahların e, rakip şaha karşı, beyaz şaha karşı bir saldırı başlattığını görüyorsunuz. Uzaktaki filin de bu saldırıya direkt bir katılımı olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık beyazlar herhangi bir karşı oyun kuramamış. Karşı oyun kurmayı başaramamış. Biz ne biliyoruz? E, sal e saldırıya karşı Pasif savunma yaparak değil, karşı saldırı planlayarak tepki vermeliyiz. En doğrusu bu. Dolayısıyla beyazların belki de ilk etapta E4 ile siyahların merkezi duran şahına yönelik karşı bir saldırı başlatması gerekiyor. Burada beyazların at G6'lı bir olana da göze çarpmıyor değil. Ama at G6, FG6, vezir G6'dan sonra... Şah f8 sonrası e, Bunun devamı gelecek gibi de değil Fil de d6'dan Şah çekemiyor, at tutuyor Zaten bu konuda sırada siyahlarda Ve siyahlar Talha Yiğit Doğan At b4 ile Oynamayı tercih ediyor İlk bakışta e, atın piyon tarafından Alınabilir mi alınamaz mı Olduğunu incelememiz gerekiyor Hesaplamamız gerekiyor e, At burada vezire saldırarak Geliyor arkadaşlar Piyon atı aldığında oyun nasıl devam eder? Videoyu durdurup kendinize bir 5 saniye süre verin. Bu kısa sürede cevabı bulacağınızı eminim. At alındığında görmüşsünüzdür. Vezir A1 şah, at B1. Zorunlu hamlesine de vezir B2'den hızlıca mat oldu beyazlar. Maalesef Berrak Akkaya bu şekilde mat oldu. Peki neden? Neden bu kadar basit bir hata ile e, mata sürüklendi. Arkadaşlar inceledim maçlarda Çoğunlukla e, gözü Göze çarpan bir e, Yanlış e, Yaklaşım görüyorum. O da şu Zaten bu yapacağım incelemelerde de e, Sık sık e, Göreceksiniz Sizin de dikkatinizi çekecek Karar verdiğiniz, oynamaya karar Verdiğiniz hamlenizi Sürekli yalnız bırakıyorsunuz. Nasıl yalnız Bırakıyorsunuz? Şöyle ki AB4 aldığımda rakip ne oynar diye en az bir hamle ele almanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapmanız gerekiyor? Oynamaya karar verdi verdiğiniz hamleyi somut olarak oynamadan önce gözünüzle tatladı o hamleyi yapın. AB4'ü gözünüzle oynatın. Ve 3-5 saniye kadar bakın fazla değil 3-5 saniyedir bunun e, maksimum süresi. Tatlı'ya bakacaksın. Siyah ne oynar diye göz gezdireceksin. Zaten çarpıcı e, hamleler dikkatini çekecek. Çarpıcı hamleler, şart çeken hamlelere zaten pas geçemezsin. Böylesi bir hamleyi de hemen keşfedeceğine inanıyorum. Ve bunu devam ettirdiğin zaman da mat olacağını kolaylıkla göreceksiniz. Dolayısıyla hamlenizi yarım bırakmayın. Hamlenizin yanına mutlaka ve mutlaka en az bir rakip hamle koyun. Başınıza bir iş gelir mi? Bir sorunla karşılaşır mısınız diye mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Burada oyun nasıl devam edebilirdi? At B4. Vezir isteyerek geldiği için veziri beyazlar zorunlu olarak E2 karesine çekerdi. Ve bu at devamında bir tehlikeyle gelmezdi arkadaşlar. Sadece vezir istemek için gelmişti. Devamı yok. Siyahlar Geydiki filin e, bu saldırıya katkısını artık daha etkili hale getirmek için C5'i oynardı diye düşündüm. Buna da şah B1 -E gelerek yani vezir A1 mat tehdidini ortadan kaldırarak artık atı almak isterdik. Siyahlar da atını e, isterse A6'ya, isterse C6'ya çekerek devam edebilir. Buna da beyazlar e, duruma göre fil E1'de çekerek Siyah vezirin e, güçlü kareden, bu tehlikeli bölgeden uzaklaşmasını tehdit edebilirdi. Beyazların direnç gösterebileceği bir oyundu bu. Kolay kolay buradan mat olmazdı arkadaşlar. Örnek veriyorum vezir B6 gelip B2'den mat isteseydi ya da at A3 piyon alma isteseydi de burada bir bildiği at A4 savunma hamlesi var. Herhangi bir sorunu yok arkadaşlar. Herhangi bir sorunu yok. Tabii ki atak görüyor ama e, hızlıca mata gidecek bir durum yok. Bu şekilde dirençli oynaması gerekiyordu. Unutmayın hamlenizi yarım bırakmayın. En az yanına bir rakip hamle koyun lütfen. Evet bu güzel bir mücadeleydi. Güzel bir oyun sonuydu. Beyazlar Ahmet dönmez. Siyahlar şant gülsün. Beyazlar bir piyon öne geçmeyi başardı. Ve oluşan fil oyun sonunda fillerin aynı renkte olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Ters renkli filler olsaydı bu oyunun beraberliğe çok yakın olduğunu hızlıca, kolayca söyleyebilirdik. Çünkü e, beyazların fazla olan geçer piyonunu e, ilerletirken e, filin ters renginde bloke görecek olması ve o blokenin kaldırılamayacak olması oyunu mücadeleyi kolayca beraberliğe e, götürürdü. Fakat filler aynı renkli olduğunda fil rakip fil sizin geçer piyonunuzu bloke edemez. Bloke ettiğinde siz bu blokeyi kendi filiniz ile kaldırırsınız. Dolayısıyla Ahmet dönmez. A4 ile hızlıca geçer piyonunu oluşturuyor. Siyahlar bu geçer piyonu ilerlemesini bloke etmeye çalışıyor. Ahmet dönmez ne yapıyor? Fil C3 ile bakın hemen bu blokeyi etkisiz hale getirdi. Siyahlar şant gülsün. Tüm çabasını gösteriyor. Fil C7 ile F4'e saldırıyor. Beyazlar da fil d2 ile acele etmeden f 4ünü koruyor. Çok güzel bir yer tuttu fil. Şimdi a5'i de sürecek. Burada şant göğsünün için e, savunma olanakları e, azalıyor artık. e5 kararı vermiş. Ama e5'in teknik bir sorunu var. f5'ten sonra şa e5 alamıyorsunuz. Fil f4'ten e, filinizi kaybederseniz. O yüzden şa e6 geri gitmiş. Fil'de de almak istememiş belli ki. <laughs> Beyazlar A5 sürünce de fil A5 filini vermiş. Neden filini vermiş? Fili verdikten sonra E5'teki piyonu da alıyor. Ve geriye sadece ve sadece kenar piyonu kalıyor. Biz ne biliyoruz? Kenar piyonunun çıkış karesi ile sahip olduğumuz filin rengi aynıysa oyun kazanç. Ama Piyonun çıkış karesi olan e, H8 karesinin rengiyle, bakın rengi siyah. Eğer bizim filimiz beyaz renkli olsaydı, ters renkte olsaydı yani oyun beraber olurdu. Onu da kısaca hemen değineceğim. Ama önce şunu göstermek istiyorum. Siyahlar fil B8 oynasaydı, e, burada da e, fil E3 ile hemen bloke karesiyle tutacaktı. Ve Ahmet Dönmez geçer piyonu ilerleterek yine kazanacaktı. Evet şunu da inceleyelim. Filini feda etti. Bu güzel bir strateji. Fakat piyonun çıkış noktası siyah. Fil de siyah olduğu için yeşil oldu. Artık e, oyun kazanç. Peki bu fil beyaz renkli olsaydı ne olurdu? Yani bunu A4'e koysam ne olurdu? A4'e koysaydım bu oyun berabere olurdu. Evet. Çünkü e, köşe karesi ile filimizin rengi ters renkli ise... ...rakip şahı bu köşe karesinden çıkartamayacağınız için uzaklaştıramayacağınız için oyun beraberlikle sonuçlanır. Evet sıradaki örneğe geçelim. Sıradaki örnek örneği açılıştan itibaren ele alacağız. Çünkü açılışta çok ama çok sürpriz bir olanak doğuyor. Beyazlar Yiğit Emre Yılmaz. Siyahlar Arda Tufan. Evet beyazlar Yiğit Emre Yılmaz E4 ile başlıyor. Arda Tufan modern savunma diye bilinen ee, savunma hamlesini yapıyor. D4. Fil G7 teorik. Fil C4. D6 teorik. Ee, at F3. <laughs> Halen teorik. Siyahların burada at F6 ile gelişimine devam etmesi gerekirdi. Olası E5 hamlelerinden korkmasına gerek yok. Çünkü D5 sonrası e, bu piyon ilerlemesi etkisini kaybediyor. E, beyazlar da D5 alırsa diyelim. Yani at f 6 e5, D5, D5, Vezir D8, şey Vezir bir, 1 bir 1 ve buradaki at G4'e giderek sonrasında göstereyim madem öyle. E5, bu erken E5 sürüşleri mümkün değildir. Vezir D1, bir, d at G4 sonrası at hem F2'den çatal yapmak ister hem de geri dönüp e 5 almak ister. Dolayısıyla D6'lı sistemlerde E5 sürüşü kontrol altında diyebiliriz. Modern savunmanın da dizilimi bu şekildedir arkadaşlar. Fakat ilginç. Arda Tufan burada at f6 ile teorik e, yolu takip etmiyor. Tatladaki en kötü hamleyi oynuyor. At d7. Şimdi siz ki bu da bir gelişim hamlesi değil mi? Neresi kötü olabilir? Arkadaşlar bakınız c4'te duran fillere yani f7'ye bakışı olan filleri küçümsemeyin. İşin içinde şahın olduğu hiçbir olana küçümseyemezsiniz zaten. Burada fil feydi bakıyor, saldırıyor, şah da onu koruyor diyemeyiz. Bu şekilde güvenli bir izlenim oluşturamayız. Çünkü satrançta taş fedası var ve taş fedası şaha yönelik yapılıyorsa çoğu zaman mümkündür. Bakın burada da Nasıl mümkün oluyor? Yiğit Emre Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Çünkü bu anı kaçırmamış, bu fırsatı, bu büyük fırsatı kaçırmamış. Fil feydi alıyor arkadaşlar beyazlar. Şah feydi sonrası beyazların kazanç yollarını sizin e, bulmanızı istiyorum. Videoyu durdurup inceleyin. Burada beyazlar nasıl kazanır? Sonuna kadar tüm varyantları hesaplayınız. Hesaplanmanız için At g5 şah. Şahın burada kaçabileceği 3 kare var gibi gözüküyor. Bu 3 kareye karşı da e, beyazın cevabını hesaplamış olmanız gerek. Örnek veriyorum şah f6'ya ne gördünüz? Vezir f3 mat. Tebrikler. Şaşırtıcı. Şah e8'e ne var? At e6 bu sefer de vezir mat oldu. Vezir sıkıştı arkadaşlar. Vezir düştü. Çok enteresan. Oyunda ne oynanıyor? Değişen bir şey yok. Oyunda da Şah F8 oynuyor Arda Tufan. Ve Yiğit Emre Yılmaz at E6'dan sonra e, Şah'ı nazikçe, es, e, şey, e, Vezir'i nazikçe ele geçiriyor arkadaşlar. Ve oyunu da kazanıyor. Evet beyazlar oyunu kazandı. Çünkü çok büyük bir kazanç elde etti açılışta. Açılışta bilginizi göstereceksiniz. Çünkü açılış teorisi e, çalışılması gereken, öğrenilmesi gereken. E, teorik bir e, çalışmadır. Teorik bir bilgidir. Dolayısıyla herkes, sporcular satrançta sporcular açılışta açılış bilgisini e, sergiler. Tabii ki tüm açılışlara karşı e, hazır olamazsınız. Ama e, sizin açılış repertuarınızın dışında gelişen bir açılış olduğunda da genel prensiplere bağlı kalarak yani gelişim ilkelerine bağlı kalarak devam edeceksiniz. Karşımızdaki oyun sonu da çok ilgi çekiciydi. Beyazlar Ege Tuna Öktem, siyahlar Ecrin Avcı. Ee, i̇ki tarafında iki, ikişer piyonu var. Beyazın atı, siyah fili var. Fil böylesi konumlarda daha etkindir. Çünkü uzun menzilli, uzaktan etki de, edebilen bir taş olduğu için ata göre daha işlevseldir, daha çalışkandır. Ama bu oyun beraberlik arkadaşlar. Beraberliğe yakın. Şimdi beyazlar Ege Tuna Öktem Şah G5 oynayarak e, devam ediyor. Amacı ne? H piyonunu ele geçirmek. Nasıl ele geçirecek? Şu an fil koruyor. E at F6 gelecek. File piyona saldıracak. O piyonu alacak. Ve kendi E geçirin, geçiri ile kazanmaya çalışacak. Şimdi Ecrin avcının e, buradaki sorunu ne? Sorunu kendi şahının piyondan uzakta kalması arkadaşlar. Fakat tedirgin olmasına gerek yok. Burada Şak G3 oynayarak H piyonunun ilerlemesini destekleyerek devam etseydi bakın oyun e, nasıl sonuçlanırdı. Burada e, beyazların at f6 ile önce devam etmesini ele almak istiyorum. At f6 ile devam ederse beyazlar oyunu kaybeder. Evet oyunu kaybeder. Bakın nasıl kaybeder. H4 ilerlemek istiyor. Kalkıp da Fili alamaz beyazlar çünkü h 3ten sonra piyonun vezir olmasına yetişemez at. Dolayısıyla at G4'ü ele almamız lazım. Affedersiniz. Evet. At G4'ü el almamız lazım. H3. Ee, şimdi at H2'den tutabiliyor ama at güvende değil. Birazdan siyahlar filiyle ata saldıracak. Koreyan taşı uzaklaştıracak. Hedefine Ulaşacak Arkadaşlar O Yüzden Burada E5 Yaptırdım Ama Fildiğinden Sonra Oyun Bitik Yine De Siyahların Dikkatli Olması Lazım At E3 Gelerek H2'ye At F1'i Hazırlardı Beyazlar Her Zaman Gözümüz Açık Kulaklarımız Dik Olacak Arkadaşlar Çok e, Dinç Olacağız Maç Esnasında Rakibiniz e, Direnci Hemen Kaybetmemeye Çalışacak e, Mücadeleden Kopmamaya Çalışacak Dolayısıyla Rakibinizin Her Hamlesinin ne amaçladığına hızlıca bakmanız gerekiyor. Burada siyahlar şah f2 dikkatli hamlesi ile at f1 fikrini de bozarak piyonunu vezir çıkar ve maçı kazanırdı arkadaşlar. Bakın maçı kazanırdı. Bırakın h piyonunu korumayı maçı kazandı. Şah g3 oynayıp at f6 artık yanlış hamle olurdu. H4'ten sonra beyazlar piyonu tutamaz. Peki beyazlar piyonu tutmak için nasıl oynamalı? Atını e7'yi oynamalı arkadaşlar. Çünkü at F5 yoluyla gelecek. Buna da şöyle bir beraberlik yolu var. H4'e at F5 şa şak kaçacak tabii ki. Çünkü piyon düştü. Şak kaçarken de E4'e yapışacak. Şah E4'e alınca da şimdi bakın siyahlar E4'e hemen alabiliyor mu? Bu da bir soru. Video durdurup bakınız. Şah E4 alındığında at D6'dan e şah çizemedim. Şah fil çatalı var arkadaşlar. Dolayısıyla burada şah e4'e siyahlar nazik bir bekleme hamlesi yapacak şah f4 ile ki şah yaklaşamasın diye. Sonra filini oynayacak istediği yere. Sonra da şahla piyonu alacak ve beraberlik oluşacak. Oyunda ne oldu? Oyunda Ejir'in avcı şahını g3'e getirerek Belki galibiyete bile ulaşabilirdi. Çünkü rakibi at F6 hazırladığı hamleyi otomatik oynayabilirdi. H piyonu sürerek kazanabilirdi Ecrin Avcı. Maalesef Ecrin Avcı burada şığını H3'ten yaklaşmayı tercih etti. Ama H3'ten yaklaşırsak bu piyonu ilerletemeyiz ki hızlıca. Piyonumuzun ilerlemesini durduruyoruz. İşte bu da hatalı oldu. Ve e, bu mücadeleyi beyazlar için kazanca yaklaştırdı. Beyazlar Ege, Tuna, Öktem at F6 geldi. File ve piyona saldırdı. E, fil kaçsaydı e, H5'i alacaktı ve galibiyeti oynayacaktı. Çünkü siyahların ışığı terste kaldı. Geçer piyonu destekleyemeyecek. Şey koruyamayacak. Ve geçer piyonu hızlıca ilerleyecek. Burada oyun nasıl oynandı? Ecrin Avcı filinden vazgeçti. H4 oynadı. E tamam. Ama fil alındıktan sonra Şimdi şah g3 oynayınca biraz önceki yaptığımız inceleme göre geç kalınmış oldu. Ve burada e, beyazlar at f6 gelerek h3'e de at g4 gelerek kazanabilir. Kazanç. Atı buradan feda edecek. Zaten bu piyonu da siyahlar durduramaz. Fakat çok tuhaf. Ege tuna öktem at f6 at g4 yoluyla kolayca Deep'i durdurabileceğini gözden kaçırıyor ve at g7 oynuyor arkadaşlar. Belki de şah çekerek gelmeyi planladı. Fakat bu yanlış. Evet, artık oyun beraberliğe döndü tekrar. E, siyahlar sürdü h3, ecinarcı sürdü. e, e Öktem at f5'ten şah çekti. ve burada videoyu durdurup siyahların şahını nereye oynaması gerektiğini bulunuz. Oyunda siyahlar şahını g2'yi oynayarak kaybetti arkadaşlar. Çünkü e, önce beyazlar şah f4 geldi. h2'ye de at g3 gelince at h pion'u durdurmayı başardı ve kazanan taraf beyazlar oldu arkadaşlar. Fakat doğrusu şuydu. Ecrin avcının şah e, g2 yerine şah f3 gelerek at g3 olanağına izin vermemesi gerekirdi. Örnek veriyorum. Şah H4 gelip at G3'e e, çalışsaydı da bakın burada ne vardı? H2 at G3'e de artık H1 vezir çıkarak piyonumuzu veririz. At H1'e de şah E4 geliriz. Önce bu piyonu alırız. Sonra da B2'yi alırız. Beyazlar B2'yi koruyamaz. Ben biraz daha ilerlettim bu incelemeyi. Koruma çabası var mı diye. At F2 gelsin. E ee, şahla bu yolu takip etmeyelim. Şah E3'ten yaklaşalım yandan. Şah E3 atı da istiyoruz. At D1 gelsin. Şah D2. At C3 gelsin. Şah C2 istiyoruz piyonu. At A4'e de şah B3 geliyoruz. Ata ve piyona saldırarak piyonu ele geçiriyoruz. Tek atla mat olamayacağı için e, oyun beraberlik olacaktı. Çok çok ilginç bir oyun sonu oldu arkadaşlar. Geçer piyonunuzun ilerlemesine destek olmanız gerekiyor. Geçer piyon özellikle oyun sonlarında e, önemli bir güçtür arkadaşlar. Oyunda söz sahibi olan bir e, taştır. Evet o minik piyon, o minik geçer piyon e, büyük vezire dönüşebileceği için e, önem taşıyan bir taştır arkadaşlar. Evet çok ilgi çekici bir oyun sonuydu. Bunu yakalamış olmakta da... Ve beni sevindirdi. Sıradaki örnek. Beyazlar, İsmail, Eren, Altunoğlu. Siyahlar, Atalay, Uras, Yeltekin. Siyahların e, açılışta pi piyon sürüşleri oldu. Piyon ilerlemeleri oldu. Ve ciddi bir alan kazandı. E, Siyahların da durumu iyi kaldı. En son ata saldırıyor. Beyazlar da e, burada at vezir tarafında korumada olduğu için D4 yaparak filin önünü açarak vezire saldırmayı düşündü. Siyahlar vizirini hangi kareye oynamamalı? Soru bu. Video durdurup incelin. Vezirin hangi kareye oynamamalı? Bir taktik var. Evet. Siyahlar veziri H5'e oynamamalı arkadaşlar. Çünkü vezir ışınsal bir taştır. Beyazların veziri şu an siyah veziri görüyor. Örtü konumunu F6'dan şart çekerek kaldırıyor. Ve oyunu kazanıyor. Bakınız burada da ne görüyoruz? Yaptığınız oynayacağınız hamleyi oynayacağınız hamleye karşı rakip ne oynar diye sadece tatlada göz gezdirin. Tatlada göz gezdirdiğinizde zaten sizin gözleriniz bu olana keşfedecek. Çok hızlı keşfedecek. Sahneler içerisinde keşfedecek ve siz de böylesi bir büyük hatayı yapmaktan uzak duracaksınız. Burada siyahlar vezirin G6 ikisi konumda siyahlar iyi arkadaşlar. Çünkü siyahların veziri çok iyi yer tuttu. Çok iyi yer tuttu. Beyazların rok yapmasını engelliyor. Zaten beyazlar uzun nokta yaparsa ilerlemiş piyonlar var. Bu konum siyahların kazancı oynayabileceği bir konumdu. Ama bir hata oyunu e, tersine döndürebiliyor. Hamlenizi yalnız bırakmayın. Mutlaka rakip ne oynar diye göz gezdirin. Zaten saniyelerden bahsediyoruz. Bu kimseyi yoracak bir e, uygulama değil. Evet, seçtiğim diğer bir maç. Beyazlar direnç, uyanık. Siyahlar ise Kutay, Ulukan. Siyahlar kalite önde. Kalite önde ama beyazların şığı çok etkin. Beyazların şığı B6'yı, A5'i almayı tehdit ediyor. D'de de bir geçiri var. Fili kısıtlı konumda ama bu fili e, hızlıca oyuna çeşitli şekillerde dahil edebilir. Fili H2'den kullanarak ya da bu piyonları ilerleterek çaprazı açarak kullanabilir. Şimdi siyahların elinde kale var. Ama bu kalesi ile kalkıp da bu piyonları korumaya çalışırsa siyahlar kalesinin gücünü kalesinin gücünü kullanamaz. Beyazlar kazancı oynayan taraf olur. Siyahlar kalesi ile agresif oynamalı. Karşı saldırıya yönelik oynamalı. Bunu asla unutmayın. Kale oyun sonlarında bir prensiptir bu. Kale ne olursa olsun gerekirse piyon vererek bile aktif konuma taşınmalı. Pasif durumda kalan kale oyunu da kayba sürükler arkadaşlar. Maalesef Kutay Ulukan piyonu kale e6 ile korumayı tercih ediyor ve sorunların çığ gibi büyümesine neden oluyor arkadaşlar. Evet, ne olması gerekirdi? B6'yı bırak Kale C7 ile rakip kampa gir. Bak burada fil sıkışabilir. Piyonlara saldır. Bakın ne var buralarda. Mesela şah B6 alsa hemen kale 2 Tehditle ne biliyor musunuz? Kale G2 alıp fili düşürmek. Fil sıkışıyor çünkü. Ve B2 de istiyorum ben burada. Çok etkili bir karşı elde ettim. Yani burada şah A5 alınamaz. Kale G2'den sonra fil düşerdi. Buralarda beyazlar uğraşacaktı duracaktı. Örnek veriyorum filin hemen kaçacaktı H2'ye. Kale G2 alacaktı. Tekrar file alacaktı. İşte fil D6 gelsin. Kale B2. Şah A5. Şah E6'larla siyahlar da hem şahını aktif edecekti. Hem de artık bu piyonlarını kullanarak geçer piyon elde edecekti. Kazanca oynamaya çalışacaktı. Oyunda kale E6 gelerek B6'yı koruyarak devam etmeye karar verdi Kutay Ulukan. Ve bakın sorunlar nasıl da çığ gibi büyüdü. Çünkü artık kale file karşı file karşı arasındaki farkı kullanamaz hale geldi. Kullanamıyor kullanamazsan o zaman fil şahın da gücüyle oyunun galibiyete götürür. D5 mantıklı hamle. Burada bile mesela kale D6 gelerek kaleyi pasifize etti, tembelleştirdi siyahlar. Önerimle kale E4 gelerek agresif oynamaya çalış. Kalenle baskılar kurmaya çalış. Burada tek şansı artık Siyahların kale E4 ile kaleyi aktif tutma, çalışkan tutma çabası içerisine girmesi gerekiyordu. Bunu da yapmayınca artık oyun beyazlara gülümsüyor. Buradan sonra artık beyazlar kazanç konumda arkadaşlar. Artık siyahların bir üstünlüğü kalmadı. Kalenin durumundan dolayı ve güçlenen filden dolayı. Beyazlar E4 sürüp filiyle B6'yı al almak istiyor. Siyahlar da Şah E5 gelemez. Video durdurun ve 5 saniye süre verin. Şah neden E5'e gelemez? Şah E5 geldi oyunda zaten. Kutay Ulutay, Ulukan hata yaptı. Fil H2'den sonra e, oyunu kaybediyordu. Fakat Beyazlar bu olanağı görmedi. Evet. Beyazlar bu olanağı görmedi. Çünkü fazlaca B6'ya odaklanmış belli ki. Rakibinin hatasını e, fark edemedi arkadaşlar. Fark etseydi, hızlıca kazanacaktı. E, neyse ki bu oyunu sonuçta Beyazlar kazanmayı başardı. Ama burada... Fil Heyiki ile hızlıca kazanabiliyordu olabilir. Satrançta büyük oranda dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkat en fazla ihtiyaç duyduğumuz özellik arkadaşlar. Zaten rakibin hamlesine bakınız rakibin hamlesine iki açıdan bakmanız gerekiyor. Birincisi ne istiyor, ne amaçlıyor, ne planlıyor. İkincisi bir yanlışlığı var mı, bir açığı var mı? ...korunmasız bıraktığı bir taş var mı? E, kopardığı bir bağ var mı? Bunlara bakmak gerekiyor. Bu ikinci... Aç şeyi, ...bakış açısını unutmayın. Yani rakibin hamlesine yanlışlığı var mı? Bir açığı var mı diye de bakmanız gerekiyor. Bu... E, e, ...basamağı atladığı için... ...beyazlar kaçırıyor. İşte fil b6... ...kale d7... E, ...ki burada... ...şah e4 ile devam et etmesi gerekirdi. Artık buralarda bu piyonları alması lazım kale değdi yaparak ah, Phil GD mi engelledi? Çok pasif oynadı siyahlar. E pasif oynayınca ne oldu? Piyon ilerledi. Baksanıza siyah kale hiçbir iş yapamadı. Siyahların kalesi hiçbir iş yapamadı. Hiçbir şey yapamadı yani. Gücünü gösteremedi ve beyazlar direnç uyanık kazandı. Direnç uyanık e, geride olmasına rağmen eee Etkili bir oyun ortaya koydu. Elinden geleni yaptı. Kazancı eşeleyerek e, ulaştı arkadaşlar. Tebrik ediyorum kendisini. Kutay Ulukan'a da önerimizi zaten yaptık. Kaleyi e, aktif tutarak piyon kayıplarını önemsemeyerek kalenin aktif olmasına, aktif olduğunda gücünü çok tehlikeli boyutlarda sergileyeceğini çok tehlikeli boyutlarda göstereceğini inanması gerekirdi. Bunu öğütledik. Evet. Beyazlar Efe Mirza. Siyahlar Zeynep Işık. Açılıştan itibaren el alacağım. Bakın oyunda ne oldu. Siyahlar az tercih edilen bir e, savunmayı e, e, uyguladığı İspanyol açılışına karşı. Beyazlar şu an doğru oynuyor. D5 sürmeyi başardı. Siyahlar D5 sürebilirse güvenli bir şekilde e, merkezi eşitler. Ve mücadelede e, artık önemli bir sorunla karşılaşmaz. Zeynep Işık e, D5 fırsatını iyi kullandı. Bu bilgiye demek ki hakim. E, bravo, tebrikler. Rock. Şimdi gelelim buraya. Efe Mirza burada At G5 oynuyor arkadaşlar. Şimdi At G5... F'yi bir baskı oluşturuyor. Doğru. Ama bu baskıyı zaten siyahlar koruyor. Biz ne biliyoruz? At ve fil vererek... Fide noktasından kale ve piyon alınmaz. Kale piyon zaten e, elma hesap yaparsak kale piyon 6 puan, derdiğimiz taşlar da 6 puan. Yani puan olarak da e, bir kazanç elde etmiyoruz ve iki, iki taş veriyoruz. Bakın at ve fil kale ve piyon piyona karşı e, karşısında daha çalışkandır, daha üretkendir, daha fazla iş yapar. Dolayısıyla e, oradaki taş değişimi yanlış. Efe Mirza zaten bunu biliyor. Efe buradaki amacı başka. Vezir H5 gelip H7'den mat etmeye çalışmak, mata gitmeye çalışmak. Burada Zeynep Işık bunu küçümsüyor arkadaşlar. Belki de Vezir H5'i görmedi. Feydi'ye saldırı geldi diye düşündü. Feydi korunuyor diye düşündü. Vezir H5'i küçümsedi veya görmedi, gözden kaçırdı. Halbuki burada zorunlu olarak H6 oynamalı ve atı uzaklaştırması gerekiyordu. Peki, E D4 alınca ne var? Vezir H5 var. Peki vezir H5 h mat etmek istiyor. H6'ya ne var? H6'ya artık atefidi var. Çünkü atefidiye kale feyidi alındığında e, beyazlar verdiği atı G6'dan alıyor. E, şu an bir piyon önde üstüne üstelik de açmazdaki kaleyi alarak da kalite öne geçecek. Yani burada e, ben birkaç hamle düşündüm. E, kaleyi koruması gerek siyahların ki bedavadan gitmesin. Vizir f6 ile koruyamaz. Kale e1'e izin veremez. O zaman ne olur? Kale e1 şa, Fil f8. Ee, bir de burada vizir f6 gf6'ya hemen açmazdaki taşı almayabilir de beyazlar. Açmazdaki taş hareket edemiyor zaten. Fil 6 gibi bir olanak doğdu. Da Buradan daha fazla taş kazanarak oyun devam ederdi. Dolayısıyla burada vezir f8 gelerek kale e8'i kesmeli. İşte burada da f alarak kazanıyor. Veya acil etmez. Ee, burada devam eder. İşte filin çıkarak filan devam eder. Beyazlar. Oyunda ne oluyor? Oyunda vezir f6 oynuyor. Vezir f6 ise ee, çok büyük bir hata. En azından kalite geri oynaması gerekiyordu Zeynep Işık'ın. Video durdurup buradaki iki hamlede matı bulunuz. İki hamlede mat şöyle geliyordu. At e6 çifte şah. Şah nereye giderse gitsin. At geri giderek mat. Veya at burada G8'e de gitse mat arkadaşlar. At burada G4'e de gitse. At nereye giderse gitsin mat. Sadece galiba burada at f'de gitse gitse filin önünü kapattığı için mat değil. Atın G8 F5 ve G4'e açılması mat. Evet Zeynep Işık e, açılıştan rahatlayarak çıkmıştı. Ama rakibinin Vezir H5 olan anı e, gözden kaçırdığı için kaybetti. Ee, uyarımız ne olur burada? Uyarımız şu olur. At G5 sadece Feydi'yi amaçlamıyordu. Vezir H5'i de amaçlıyordu. Rakibin hamlesine iyi bakmak gerekiyor. Ee, amaçlarını doğru keşfetmek gerekiyor. Sıradaki incelemeye geçelim. Sıradaki inceleme Boran Morgün Beyazlar, Yiğit Emre Yılmaz Siyahlar. Beyazlar D4 ile başladı. D5, At F3'e C6, C4'e E6, E3'e de F5 geldi. Siyahların yaptığı bu piyon hamleleri teorik arkadaşlar. Hollandalı savunmasının taş duvar dizilimi e, olarak bilinen e, devam yolu yoludur bu. E, oynanabilir bir devam yolu, sorun yok. Siyahlar E4 karesini güçlendirirken e, C8'deki filini kötüleştiriyor. Yani e 4deki güçlü kare için ödediği bedel C8'deki kötü fil oluyor ama kolay değil bu iş. E, bu oynanan bir teori. Hatta ben de Temmuz ayındaki e, lig maçlarında e, ilk defa hayatımda ilk defa Hollandalı savunmasını oynadım. Ve açılışlarında iyi çıktım. Kazanç konuma ulaştım ama kazanç kaçırdığım için e, beraberlikle sonuçlandı maç. Oynanabilir. Beyazlar bilgi sahibi. B3 oynuyor. Aslında e, burada A3 ile devam edilir veya G3 sistemler de var. Güçlü 3lü sistemler de var. Onanabilir. B3 oynuyor. E, filin kanattan çıkmak için. Fil A3 oynuyor burada Boran Morgün. Neden fil A3 oynuyor? Fil A3 aslında e, Hollandalı savunmasının taş duvar diziliminde siyahların, siyah renkli filinin değişilme fikri vardır fil A3'ten. Ama bu kadar erken yapılmaz. Bu kadar erken yaparsanız taktik bir sorunla karşılaşırsınız. Boran Morgan de bunu kaçırıyor gözden. Ama Boran Morgan bunu büyük ihtimal bilgi dahilinde yapıyor. Ama işte bilgiyi otomatik oynayacaksınız arkadaşlar. Sahip olduğunuz bilgiyi yoğuracaksınız. Satrançta kopyala yapıştır e, şeklinde e, otomatik reaksiyonlar vermek tehlikelidir. Çünkü e, her konum özeldir. Her konum farklılıklar gösterir. Ee, dolayısıyla bilginiz çalışmaz hale gelebilir. Bu örnekte olduğu gibi. Fil A3 bir fikirdir ama G3 fil G2 roklardan sonra veya işte fil D3 roktan sonra fil A3 ile siyah renkli fillerin değişimine girilebilir. Ama hemen fil A3 gelirseniz siyahlar nasıl taş kazanır bulunuz. Fil A3, at A3, vezir A5, şah at. Evet talihsiz bir maç olmuş Boran Morgan için. Ee, Boran Morgan bu kadar e, kolay e, mağlup olacak bir sporcu değil. Ama işte e, bilgileri kullanırken dikkat edin. Her zaman kontrollü olun. Satranç ne dedik? E, tümüyle dikkate dayalı bir mücadele. Dikkat en başta gelen e, gereksinim. Dikkatli oynamak gerekiyor arkadaşlar. Üzücü bir maç olmuş. Beyazlar için Emre Yiğit Yılmaz'da tebrikler e, dikkatinden ötürü. Evet güzel bir maç. Beyazlar Tamer Aliyev, Siyadlar Ahmet Dönmez. Neden e, Siyadların şahını yeşil yapıp a2'deki piyonu da yeşil yaptım biliyor musunuz? Çünkü Ahmet Dönmez bu oyun sonunda bizlere şahın etkili kullanımını vurgulayacak. Ben bu bilgiyi öğrenmişim. Bakın sizlere de gösteriyorum diyecek. Şığını alacak. Adım adım A2'deki zayıf piyona ulaşacak. Ve A2'yi ele geçirecek. Ben bu maçın oyun sonunu izlerken Siyahların e, şığını etkin kullanmasına hayran kaldım arkadaşlar. Yoksa bu oyun e, ortada sayılır. Sadece beyazların C2 ve A2 piyonlarının kopuk olmasından dolayı. Yani saldırıya açık zayıf piyon olmasından dolayı siyahlara gülümseyen bir mücadele var. Ahmet Dönmez de bunu işliyor arkadaşlar. İzleyelim. İzleyelim. Arkamıza yazsam izleyelim. Şah geliyor. Bakın gözünüz şah dost. Fırsat bulduğu her hamlede adım adım ilerleyecek. Saldırı taşı olarak görev alacak. Beyazlar da şah geliyor. Tabi bu kadar hızlı da ilerleyemeyecek. Buraya bir baskı var. Fil de 5 A2'ye bir saldırdı. A3 ilerledi. Fil c 4 ile Şah çekti. Asla fil dursaydı da sorun yoktu. Çünkü G2'ye bir baskısı vardı. Şah E1. Şah E6 geldi. Kale D1. Gel kaleleri değişelim dedi. Ahmet dönmez. Filler ters renkli olduğu için arkadaşlar eğer kaleler oyundan çıkarsa bu oyun beraberliğe çok yaklaşır. Çünkü Şah A3'e saldırdığında fil tutacak. Ve e, Siyahlı'nın elinde olan ters renkte olan fili işe yaramayacak. Dolayısıyla kaleye ihtiyacı var. Siyahların kazancı oynamak istiyorsa Bravo Ahmet dönmez. Kaleyi E8 e 8e çekiyor. Beyazada da fırsat bu fırsat. Şahını olabildiğince aktif koruma tutuyor. Fil D5 G2'ye saldırmış. G3 korumuş. E, fil F3 kaleye saldırmış. Kale E1 kaçmış. Ve şah D5 gelmiş. Amaç şah C4 gelmez. Gelmek. Buna izin vermemesi gerek beyazların şat c3 ile engellemeye çalışmış. Kale c8 şah bu engeli kırmaya çalışıyor. Şat b3'e kale c4 gelmiş. c3 sürmüş, a5 sürmüş. Fide 4 gelmiş, a4 sürmüş. Şat b2'ye iteklemiş. Şimdi kale kendisini geri çekerek hem f6'yı korudu. Çünkü oraya saldırmıştı. Hem de c4 karesini şığı için boşalttı. Kale e8, kale aktif olma çabası gösteriyor doğru. Şat c4 girdi. Kale f8 f6'ya bastı. Ve siyahlar F6'yı veriyor. Niçin veriyor? Çünkü şahını B3'e kadar sokup A3'ü ele geçirmek istiyor. kalelle de bu direnci, bu şah direncini geri püskürtmek istiyor. Kale F6, kale E2 şah. şah kaçınca, şimdi burada file bir saldırı vardı ve G6'ya saldırı var. Fil kaçarak G6'yı koruyor. Kale f de artık şah giriyor. F3 file saldırmış. Fil de 5 kaçmış. Kale F6 G6'ya saldırmış. G6'yı Vermiş arkadaşlar siyahlar. Çünkü A geçeri bu oyunun sunucunu söyleyecek olan taş. Fil c Şah B3 ve piyonun ilerlemesi durduramıyor. Filini veriyor ve arkadaşlar oyunu siyahlar kazanıyor. Şöyle göstereyim. Bakın geçer piyonun arkasına geçti. Ve burada da bir taktik hamle ile kazandı. Ahmet dönmesi tebrik ediyorum. Gerçekten ee, öğrenmiş. Şah'ın etkin kullanması gerektiğini öğrenmiş. Çok da güzel bize gösterdi. E, teşekkürler kendisine bizlere bu öğretiyi hatırlattığı doğru bir şekilde gösterdiği için. Bravo. Böylesi maçlar görmek e, beni çok mutlu ediyor. Evet. Beyazlar Bengusu, Altay, Siyahlar Ahmet, Ülkü. Bakınız. Satrançta zayıflık kavramı vardır. Zayıflık demek kolay hedef demek. Ve zayıflıklar geçici ve kalıcı olmak üzere iki kategoride incelenir. Geçici zayıflıklar... Korumasız taştır mesela arkadaşlar. Korumasız taş geçici bir zayıflıktır. Çünkü e, çabucak e, yok olabilir. Taş değişimine girer, koruma altına gelir veya hareket eder, korumalı noktaya ulaşır. Ama korumasız taşınız varsa gözünüz orada olacak. Bengisu Altay, bu paylaşımın başında da belirttiğim gibi bir hamle düşünüyor, kale bir iki düşünüyor. Belki de kalelerini çiftlemek mi düşünüyor? Sonra c5 mi yapmayı planlıyor bilemiyorum. Çünkü bu etkili bir plana benzemiyor. Kale b2 gelirken siyahlar ne oynar diye göz gezirmesi gerekirdi. Hamlesini yalnız bırakmaması gerekirdi. Sadece kendi planlamanızı yapmayın. Kale b2'den sonra böyle geleceğim. Sonra c 5ten süreceğim. Ee, ki bu etkili değil bence. Ee, çok fazla. Gerçi b5'i a4'ler. Bilmem bir derece olabilir belki. Ama c4'ü alacak şimdi siyahlar. Evet pek etkili bir fikir de değil. Neyse etkili olsun olmasın. Kendi fikrinizi buldunuz. Güzel ama e, hamlelerinize rakip ne oynar diye bakmanız gerekiyor. Korumasız taş var. Bu da korumasız oldu. E, anahtar hamle siyatlara doğdu. Siyahlar'ın e, çift yönlü saldırı yapabileceği hamlesini bulunuz. Vezir avuç. Ver kaleyi, ver fili. E, bitti maç arkadaşlar. Maalesef taş kaybı büyük bir kayıp Dikkatli oynamak. Sonrasında dikkatli oynamak galibiyete ulaşmak için yeterli. Ahmet Ülkü dikkatli bir keşif ile oyunu kazanıyor. Evet sıradaki maç. Evet sıradaki maç çok renkliydi. Beyazlar Deniz Güneş. Siyahlar Arda Yusuf Yalçın. Siyahların gördüğünüz gibi e, Şah'a karşı ciddi bir saldırısı var. Mat tehditleri var. Burada e, oyun Siyahlara kazanç. Siyahlar at f2 şart çekerek devam etmeyi planlıyor ki at f2 kale f2 tarafından e, alınmalı. Kale tarafından alınmalı. Neden? Şah e2'ye siyah matını e, siyah matını bulunuz arkadaşlar. Video durup bulunuz. Bir hamlede de mat. Şah e2'ye siyahların matı Ataçmaz'da belki bazınız at g4 düşünmüştür. Ataçmaz'da arkadaşlar gözünüzü 4 açacaksınız. Buradaki mat vezir f4 ile geliyor arkadaşlar. Vezir f4 ile mat vardı. E, oyunda at f2'ye kale f2 almadı Deniz Güneş. Maalesef şah geldi. Ama şaşırtıcı olan şu ki siyahlar yani Arda, Yusuf, Yalçın da vezir f4 ile matı görmedi. Çok tuhaf. Şaha karşı saldırıyorsunuz ve açığa bir bir amir mat olanağı çıkıyor. Göremiyorsunuz. Çok ilginç. İşte satrançta rakibinizin her an fırsatlar kaçırabileceğini, büyük hatalar yapabileceğini inanın arkadaşlar. Dolayısıyla e, mücadeleden kopmayın, dirençli oynamaya, elinizden geldiğince devam edin. Burada e, tuhaf olan şey ne biliyor musunuz? Siyahlar matı kaçırıyor kaçırmasına yaptığı hamle de çift soru. Yani artık beyazlar kazanıyor. Neden? Çünkü kale F2, vezir F2 sonrası Beyazın elinde kale F1 var. At, atı alıyor arkadaşlar. Bu sefer beyazlar saldırıyor. Vezir kaçtıktan sonra da Vezir F6 ile başlayan müthiş bir mas saldırısı var. Bu oyun artık beyazlara kazanç. Beyazlar kazanıyor. Çünkü şah nereye giderse gitsin Vezir Fidi ile devam ediyor. Beyazlar mata e, ulaşmaya çalışıyor arkadaşlar. Çok ilginç. Oyunda ne oldu? Vezir F4 matı kaçırdı ee, Arda Yusuf Yalçın. G5 oynadı. Bu sefer de Deniz Güneş kale 2 Vezir F2, kale F1 sonrası kazancı kaçırdı. O da E3 sürdü. Hani vezirimle de ata saldırayım diye. Şimdi burada E3 sürdü. Siyahların Siyahların burada Şak 6 oynayarak yani atını vezir açmazından çıkarak F2 atını koruması gerekiyordu dolaylı yoldan. Nasıl dolaylı yoldan? Kale F2'ye veya vezir F2'ye at G4 açmazdan şah çekip F2 noktasından taşı alabilirdi. Şah G6 burada çok güzel bir hamle. Sonrasında artık kalede kale de gelecek. Zaten burada at G4 mat da tetit ediyor. Siyahlar oyunu kazanırdı arkadaşlar. Siyahlar bu şah G6 Gerçi bulunması belki güç mü? Aslında güç değil. Neden güç olsun ki? Açmazda duran, hareket edemeyen atımı ki bu at bitirici bir hamleyle geliyor, matla geliyor. Ee, özgürlüğüne kavuşturan bir hamle yapıyorum. Hem de F2'yi tutuyorum aynı zamanda. Ee, bulunabilir bir hamleydi. Burada siyahlar G4 çift soru çekiyor arkadaşlar. Çok kötü bir hamle. Herhalde G3 sürerek çatal yapacağını düşündü. Ama kale F2'ye G3 var. Vezir F2'ye ne var? Vezir F2 oynuyor Deniz Güneş. Ve kazanç konuma geçiyor. Bitmedi. Bu oyunun macerası bitmedi arkadaşlar. Devam ediyor. Vezir F2'ye e, Vezir G5 kaçıyor. Vezir F4, Vezir G6, At E2. Şu an beyaza kazanç. Kale H8. Burada At 3 oynuyor Deniz Güneş. Neden At 3 uzaklaştı ki? E4'e baskı kurmak için At G3 yolunu tercih etmeliydi. Ve At daha yakından e, şaha yönelik e, saldırıya devam ederdi. G H3 oynuyor ve burada Deniz Güneş fil E4 alarak devam etmesi gerekirken fil H3 çok kötü hamlesini oynuyor. Çift soru. Şimdi de beyazlara kazanç olan oyun siyahlara kazanç. Evet siyahların burada matı var. Videoyu durdurup matı buluruz arkadaşlar. Force mat. Evet mat şöyleydi. Kale H3 şah. Şah H3 tek hamle. Kale E8 şah. Şah e4 tek hamle. Kale e4 şah. Şah e4 tek hamle. Ve e 4 mat. 4 hamlede matı vardı Yusuf Arda Yalçın'ın. Ee, Yusuf Arda Yalçın bu matı kaçırıyor. At g4 oynuyor. Bu da kazanç sayılabilir. Şah g2 çünkü geldiği zaman açarak şah. Şah kaçtığı zaman mat. Şimdi burada mat oldu. Ama bu kadar hızlı mat olmazdı beyazlar. Şöyle ki. Burada at g4 şaha. Şah g2'den sonra at e3 geldiğinde... Şah H2 kaçmamalıydı. Şah F2, şah F2 kaçmalıydı. O zaman da at F1, fil F1, F1 ile e, Siyahların kalite önde olduğu bir mücadele olacaktı. Siyahlar kazancıya yine yakın ama beyazlar direnç gösterirdi. Belli olmaz. Belki Siyahlar yine hata yapardı arkadaşlar. Bu kadar git gel oldu maçta ve kazanmayı e, Siyahlar e, bildi. Siyahlar olan taraf oldu. Evet. Görünüz gibi hata yapan maçı kaybetmedi. Hata yapan maçı kaybetmedi. Rakibinin hatasını değerlendiren maçı kazandı arkadaşlar. Bu da e, bazı paylaşımlarında söylüyorum. Benim bir sözüm olsun. E, hata yapan kaybetmez. Hatayı değerlendiren kazanır arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Çekin. Evet. Sıradaki örnek. Alper Tolga Alsaç, Siyatlar Hasan Utku, Alakel. Bu oyunda ne oldu? Alper Tolga alsaç fil 4 ile vezire saldırdı. Siyahlar Hasan Utku alak geldi. Aç 3 oynadı. Açarak vezire saldırdı. Beyazların nazikçe burada vezir C3 oynayıp e, bu sefer vezir fil işbirliği kurdu. Vezir kaçtıktan sonra fil Gidi alarak kazancı oynamaya çalışması gerekiyordu. Ters renkli fillerde arkadaşlar, ters renkli fillerde oyunda vezirler varsa işi rengi değişir. E, saldıran kazanır derler. Çünkü saldıran taraf e, filin ters renkli karelerinde saldırı planlayacağı için fil bir anda oyun dışı kalır, bir anda e, eksik kalır arkadaşlar. Etkisiz eleman haline dönüşür. Bu yüzden tersin fillerde veziler varsa, saldırı olanakları varsa saldırıya geçin e, rakip filin oyun dışı kalmasını, etkisiz taş olmasını sağlayın. Peki oyundan oldu? Fil 4 At C3'e maalesef Alka, Alper Tolga Asaç kale F5 oynadı. Nasıl oldu da vezir E1'i kaçırdı anlamış değilim. Bir de burada tabii kale F1'e de At E2 var. Mat olmamak için veziri vermeniz gerekiyor. Bir ha, e, hamlelik, dikkatsizlik e, kazancı gidebilecek bir oyunu mağlubiyete taşıdı. Nasıl da satrancın dikkate dayalı olduğunu görüyorsunuz. Muhteşem bir efor sarf ediyorsunuz satranç oynarken 30 hamle süren, 40 hamle süren maçlarda her hamle pür dikkat oynamanız gerekiyor. Sadece dikkatli oynamanız mı gerekiyor? Rakibin hamlesini anlamanız gerekiyor. Rakibin hamlesinde bir açık var mı, yanlışlık yanlışlık var mı, bir fırsat var mı bakmanız gerekiyor. Yaratıcılığınızı sergilemek için araştırmacı olmanız gerekiyor. Hesaplamalar yapmanız gerekiyor. Tahtadaki taşlar arasındaki bağları takip etmeniz, taşlarınızın azalan gücünü ki sadece kendi taşınızın değil rakip taşlarında azalan ve artan güçlerini takip etmeniz gerekiyor. Neler neler yapmanız gerekiyor. Satranç bu açıdan aslında fayda sağlayan önemli kazanımları olan bir branş. Çünkü çok iyi bir yönetici olmanız gerekiyor. Lider olmak yetmiyor. Çok iyi bir yönetici olmak gerekiyor. Evet. Sıradaki örnek. Beyazlar Çınar Uzun, Siyahlar Bora Bağır. Arkadaşlar bu oyunda ilginç bir şey oldu. Bunu size soracağım. Siyahlar kısıtlı durumda olan filini mantıklı bir şekilde fil H6 gelerek hem etkin konuma taşıyor hem de C dikini ele geçirmek için C1 karesini kontrol ediyor. Şimdi C1 kalesini tutamayacağı için beyazlar C dikini kaybeder. Beyazlar ee, kale C4 ile oynamalıydı. Buna da siyahlar kale c6 gelerek kale çiftlemesine e, gidecekti. E, kale c6, vezir c6, vezir c6, bc6 ile olası bir devam yolu olurdu. Bu mücadele beraberliğe yakın olurdu arkadaşlar. Böyle oynaması gerekiyordu beyazların bu arada. Çünkü beyazlar kalesini c dikinden çekince, örnek veriyorum e1'e çekince siyahlara muhteşem bir kazanç taktiği doğuyor. Arkadaşlar video durdurup siyah oynar kazanır taş kazanır sorusunun cevabını araştırın. E, evet, sürpriz bir taş kazancı vardı. Kale C5 ile beyazların veziri düşüyor arkadaşlar. Merkezdeki etkin konumda olduğunu düşündüğümüz vezir sıkışıyor. Gidecek yeri yok. Vezir düşüyor ve oyunu siyahlar kazanıyor arkadaşlar. İşte ee, neler neler oluyor maçlarda İnanılmaz. İnanılmaz Evet sıradaki maç Beyazlar Zeynep Işık Siyahlar Ali Tutan Beyazların bir piyon önde olduğu bir kale oyun sonu ile karşı karşıyayız Siyahların izlemesi gereken yolu söylüyorum Siyahlar e, Kale oyun sonlarında bir piyon önde olmak Galibiyete kolay kolay yetmez arkadaşlar Dolayısıyla Siyahların Olabildiğince dirençli Bir e, oyun sergilemeye çalışması Şığını kırmızıdan yeşile çevirmesi yani çalışkan konuma taşıması ve siyahların şey beyazların fazla 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 olduğu fazla piyona sahip olduğu şah kanadındaki piyonlarına yakın durması gerekiyor. Buradan olası bir geçer piyon oluşmasını engellemesi gerekiyor. Evet. Ya kısacası siyahlar şahını aktif tutarsa bir sorunla karşılaşmayacak. Bunu söyleyebilirim. Şah E3 geliyor beyazlar. Bravo Zeynep Işık. Ali tutan da şah G7 gelerek ilk hamlesini doğru yapıyor. Şimdi Zeynep Işık burada güzel bir manevra uyguluyor. Piyonlarını ilerletirse ee, bir sonuç alamayacağını görüyor ve kalesini rakip topraklara rakip kampa girmenin yolunu keşfediyor. Bravo Zeynep Işık. Doğru bir strateji. Tabi rakip bunu şu şekilde engellemeliydi. Şah G3 Şah G6 gelmeliydi. Kale H3 ile Kale G3 çabasına ise Şah h5 gelerek h4 piyonuna saldırarak h4 piyonuna yapışarak kalenin etkin olmasını engellemeliydi arkadaşlar. Bu piyonu ancak piyonla koruyabilirdi ve bu durumda da kale özgürlüğünü kullanamazdı. E kale de h4 piyonunu vermek istemez. Bu şekilde siyahların beraberlik şansını arttırabileceği, önemli ölçüde sürdürebileceği bir mücadele olurdu. Peki siyahlar H5 yapınca beyazların kale H1'ini H3 fırsatını kaçırınca ne oluyor? Kale F6 oynuyor. Ama kale G3 sonrası beyaz kalenin G8'den arkalara girişini engelleyemez arkadaşlar. Neden engelleyemez? Örnek veriyorum. Burada bir de şu var. Siyahlar için kaleler oyundan çıkmamalı. Kaleler oyundan çıkarsa piyon önde olan beyazlar için bu oyun sonu piyon oyun sonu kazanç. E burada o yüzden Şah F2'ye gelemez. Kale F3'ler var. Kaleyi kapatamaz. Kale değişimi var. E, Şah H2'ye gelip şu kareleri kareyi tutsa önce Zeynep Işık kale G5 gelip H5'i isterdi. Şah H5'i tutmaya çalışınca kale G8 serbest kalırdı. Veya pardon veya burada kale H6 gelip piyonu tutmaya çalışsa e, bu sefer de ee, buradan piyon hareketlenmesi olacaktı. Geçer piyon oluşacaktı. G3, F4 ile geçer piyon oluşacaktı. Bu da başka bir açıdan oyunu kayba götürecekti. Kaleler değişilince burada oluşan piyon oyunsunu beyaza kazanç oldu. Biraz daha göstereyim. Hemen böyle geçer piyon oluştu. Geçer piyon oluşunca ne oluyor? Bu, bu geçer piyon adı ne? Uzak geçer piyon. Uzak geçer piyonu bırakacak. Şah ile buradaki piyon bahçesine, piyon tarlasına dalacak. Ve tarladaki olmuş piyonları toplayacak. Piyon hasılı yapacak arkadaşlar. Bakın piyonu bıraktı. Gerçi burada Ali tutan e, uzak geçer piyona yaklaşmadı bile. Yaklaşması gerekiyor illaki. ki. E, kaybedecek zaten. Kaybet. Zeynep Işığı tebrik ediyoruz. E, beraberliğe yakın duran bir oyun sonunu kalesini etkin kullanarak e, kullanmaya çalışarak galibiyete taşıdı. Bravo. Evet. Bir başka maç. Beyazlar Mustafa Ali Utlu, siyahlar Direnç Uyanık. Siyahların ciddi bir e, şaha yönelik saldırısı var. Kazanç konumda olan taraf siyahlar. E, fakat burada siyahlar at e4 oynayarak çatal, kalelere çatal yaparak devam etme kararı alıyor. Fakat burada bir hata var arkadaşlar. Kale g4 oynayabilir beyazlar. Hem bu çataldan kurtulur hem de e, rakip vezirin saldırı karesinden uzaklaştırır. Vezir f 2 Vezir f2, at f2 ise g4'teki kale a4'ten piyonu alır ve bu oyunu artık beyazlar belki kazanca zorlayabilir çünkü kalesi ve atı ve tabii ki de d geçeri tehlikeler yaratabilir konumda siyahların kalesi ve atı saldırı adına boşta kalmış amaçsız kalmış bir konumda kaldı dolayısıyla beyazların böyle bir fırsatı vardı at e 4 çift soru işareti. Yani çok kötü hamlesine karşın beyazlar da maalesef kale C4 kötü hamlesini oynuyor. Neden bu kötü hamle? Çünkü atı açmaz alarak at G3'ü kesmek e, işe yaramazdı. B5'ten dolayı işe yaramazdı. Kale yatayda e, duramıyor. E, yatayı terk edecek. Tabi burada kalite kaybını bari kale E4 alarak e, devam ettireyim diyebilir ama bu konum e, siyahlara kazanç Siyahlar konumda çok fazla kontrole sahip. Burada siyahlar kale f5 oynayarak bu fırsatı kaçırıyor ve artık beyazlar kazanç konuma erişiyor. Çünkü vezir e1 geliyor beyazlar. Açmazlık ata saldırıyor. Vezir e1 geliyor açmazlık ata saldırıyor. Ve açmazlık atı alıyor arkadaşlar. Kale f4 at f4. E f4. Ee, burada önce tabii ki kaleyi kaçmalı. Kale g4. Vezir f2. Ee, vezir f2. At f2. Kale f4. Alıyor. Ve bu şekilde kalite öne geçerek kazanç konuma, %100 kazanç konuma erişiyor. A4'ü alabilir, D geçirini kullanabilir, yataya inebilir. Çeşitli şekilde kazancı oynama fikirleri var. Siyahlar tehlike altındaki atı D3'ü oynuyor. Beyazlar atın kalesini, Tehdit altının kalesini arkadaşlar F3 e oynuyor. F3 oynamak neden kötü? Saniyeler içerisinde görüyorsunuzdur. At e 5ten at çatalı geliyor ve siyahlar oyunu beraberliğe döndürebiliyor arkadaşlar. Satranç müthiş bir dikkat oyunu. Müthiş bir dikkat oyunu. Önüne de geride düşseniz dikkatli olan taraf çoğunlukla e, avantajları yakalayan üstünlüklere erişen taraf oluyor arkadaşlar bu çok önemli bir gözlemim dikkatli olan e, mutlak suretle e, puana yaklaşan taraf oluyor geri bile düşse Çünkü fırsatlar doğuyor arkadaşlar rakipten ciddi e, seviyede e, fırsatlar gelebiliyor burada kale f6 oynayarak devam edebilirdi ya yani kalenin çatal yemeyeceği herhangi bir kareyi oynayabilirdi ama kale f3 olmaz Atı peşten çatal geldi ve bu oyun beraberlikle sonuçlandı arkadaşlar. Tabi Beyazlar biraz daha garip gösterdi ama Siyahlar doğru tepki verdiği için berabere sonuçlandı. Evet. Sıradaki maç Muhammed Efe Acar Beyazlar Siyahlar ise Deniz Dirikoğlu. E, beyazlar Vezir'e 4 geldi. Bu arada Beyazlar'ın konumu kötü onu söyleyeyim. Çünkü e, Siyah taşların enerjisi çok yüksek. G2 düşecek. Kale yatay inecek. Filinge 1'e bakması bir tehdit. İşte e, oyunda mesela e, vezir E4'e vezir E4 alsa fil E4'e kale D2 sonrası kale G G2 var mesela arkadaşlar. Ata istiyor bir yandan da. Veya burayı F4 alsa diye baktım. Kale D2 yine yatay iner. Kale E2'ye de kaleleri çiftler. Yatayda yine e, tehditler savurur. Kaleler Çift, e, bağlanamaz çünkü at, at boşta kalır en son. Önce at alır daha doğrusu kale boşta kalır. Veya yatay iner g2 alır en son. Ben size buradaki hatayı göstereyim. Vezir e4 ne istiyor arkadaşlar? Beyazlar vezir e4 geldi ne istiyor? 1. Vezirden tabii ki kurtulmak istiyor ama öncesinde mat istiyor. Siyahlar bu matı fark etmiyor. At g2 geliyor ve talihsiz bir mağlubiyetle Sonuçlandı bu maç. Dikkat oyunu. Satranç dikkat oyunu. Bir hamlelik, dikkatsizlik. E, saldırıda olan taraf oyun boyunca siyahlardı. Kazancı çok fazla kez e, sahip oldu. E, Beyaz aşığını şak kanadından aldı. E, Fizikanı da taşıdı. Savunmaya götürdü ama yine siyahlara gülümseyen, siyahlara kazanç olan bir oyundu. Ama bir hamlede mat oldu. Evet. Son incelememiz. E, Beyazlar Kerim, Baturay, Altay, Siyahlar Deniz Say. Bu oyunu bu noktadan itibaren ele alıyorum. Çünkü Deniz Say bize şunu gösterecek arkadaşlar. Kaleye karşı iki taş almanın ne kadar etkili olduğunu gösterecek. Hem de bir oyun sonunda. Bakınız burada ne yapıyor Siyahlar? Deniz Say, Kale 4 Fil 4 Kale 4 ile kalesini veriyor. iki taş alıyor. Çoğu kişi şey düşünüyor. Oyun sonlarında ama kale iki taşa karşı daha üstündür. Hayır arkadaşlar iki taş oyunun her safhasında kaleye karşı üstünlük elde eder. İki taşı kullanması birazcık marifet ister. Çünkü iki taşı işbirliği içerisinde kullanmanız gerekiyor. Tek başına kaleyi kullanmak daha basit. İleri geri istediğin gibi kullanabilirsin. Ama bakın Deniz Say atı ve filini ne kadar güzel kullanacak. Nasıl galip gelecek. Arkanızı yaslanın ve bu oyundaki siyahların ee, taşları nasıl kullandığına... Dikkat edin. Kale C1 geliyor. Kesiyor kaleleri. Atını yavaş yavaş getiriyor. Bakın at F4 ile oyuna katılıyor. Beyazlar mantıklı olanı yapıyor. C2'ni alıyor. Vezir B5 ile şimdi atın gücünü kullanmaya çalışıyor. Kale bir kesti. Vezir B6 şah çekiyor. Neden bu şahı çekti biliyor musunuz? Şah kaçtıktan sonra önce A5 sonra da filini filine çapraz bıraktı arkadaşlar. Bakın fil de etkin oldu. Fil de etkin oldu. Kareler tutuyor. Vezir D2. At biraz daha etkin konuma geldi. At gelince vezire içeri girme fırsatı doğdu. At şimdi gel vezirle değişelim dedi. Bakın at filin etkinliğine bakın arkadaşlar. At buradaydı. Kırmızı. Fil buradaydı. Sarı. Şimdi ikisi değişil. yeşil. Harikasın. Evet. Bakın. Taktik doğar. Taktik nereden doğar? Taşların arasındaki uyumdan doğar. Alexander Alekin'in sözü. Ve bakın doğdu. Fırsat doğdu. Çünkü vezir alamazdı atı ve kale boşta kalırdı. Ve piyon öne geçti. Adım adım geçerlerini sürdü. Bakın burada bir de şovunu da yaptı Say. Vallahi bravo. D3 sürüyor. Atını veriyor. Çünkü at aldıktan sonra D2 ile e, fil, filinin yardımıyla vezir çıkar. Bravo. Vallahi süper bir maç. Evet güzel bir maç. Öğretici bir maçtı. Evet birbirinden değişik e, maçlar seçtim. Önemli noktaları vurgu yapabilmek için seçtim bu ma e, maçları. Çünkü bu paylaşımımın e, faydalı olmasını istiyorum. Hatalar yapılacak. Önemli olan hataların e, doğru şekilde cevaplandırılması. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Youtube Satranç Dünyam kanalından daha fazlasına da erişebilirsiniz. Takipte kalın, satrançta kalın. İyi günler diliyorum.